zaten de hareketliği devam ediyor. Şu anda ne durumda hareketlilik? 2-3 gündür altın piyasası bir gramda 25-30 lira yükseldi. Biraz daha yükselmesini bekliyorum. Nisan ayı ortalarına doğru Amerika'nın Fed'in faiz artırımına göre 1-2 puan daha aşağı düşebilir. Ama nasıl şu anda 1200 fiyatlardaysa altın, atıyorum Mayıs ayında da 1300'lü fiyatlar olur. Haziran ayında 1400'lü fiyatlar olur. Genel yönde yukarı çıkış bekliyorum altından. Anladım. Peki bu sizin işlerinizi etkiler mi? Yok, zannetmiyorum. Altın her zaman bir yatırım aracı, güvenli liman. Sürekli insanlarımızın aldığı, nedir, Türklerin de en çok güvendiği altın. Yani dövizde o kadar bir hareket yok zaten. Doların fazla yükseleceğini zannetmiyorum. Euro, sterlin, altın ön planda olacak önümüzdeki günlerde. Daha çok yatırımların altın yönünde çoğaltırlarsa sevinirim. Anladım abi. Peki evlenmek isteyenler için bu fırsat mı? Evlenmek isteyenler her sezon evlenebilir. Şöyle açıklayayım. Yani bir evlilik sezonunda 200 bin liralık altın aldınız. Yani bunu en kötü satsanız 190 bin liraya paraya çevirirsiniz. Fazla bir zararınız olmaz. Nedir? Mobilyadan veya gelinlikten başka şeyden kıstığınız paraları altına yatırın. Hem gençler ev alırken, araba alırken bu altınları satıp değerlendiriyorlar. Yatırım da iyi olur. Anladım abi. Peki depremden sonra işleriniz nasıl ilerliyor? Depremden sonra bir tık sanki daha açıldı işler. Daha yoğunlaştı. Belki depremzede arkadaşlar Antep'e yerleşti. Bilmiyorum. Piyasa biraz daha hareketlendi. Altın yukarı doğru biraz daha yön aldı. Yani bir televizyon fiyatlarına değineyim aslında. Orada bir 20-30 lira aşağı görünüyor. Gram altın, çeyrek altın. Ama kesinlikle piyasaya çıktıklarında o fiyatlardan çeyrek, yarım, tam altın ve gram bulamayacaklardır. Her zaman televizyondaki fiyatların 20-30 lira üstünde gerçek piyasada altının değeri. Anladım abi. Peki yatırım yapmak isteyenler hangi altını tercih etmeliler? İşçiliksiz bilezik, yarım altın, çeyrek altın, tam altın her zaman olduğu gibi kazandıracaktır insanlarımıza. Tavsiye ederim. Anladım abi. Teşekkür ederim. Bir şey değil.